Bu hafta Sayın Cem Töker de konuğumuz. Resim Bey de muhtemelen şarj olmuştur, dolmuştur. Çünkü aradan 1-2 hafta geçti Resim Bey. Dolayısıyla bugün konuşulacak çok konu var. Olaylar da çok. Dolayısıyla ben çok genel bir soruyla sözü Besim Bey'e bırakmak istiyorum. Eminim aynı konularda Cem Bey'in söyleyecek çok sözü olacak. Soru da şu, Türkiye'de ne oluyor Besim Bey? Ya şeyde, Türkçe'de biliyorsun ne var ne yok diye bir laf vardır. Karşılığı iyilik, sağlıktır. İngilizce'de o yok ha. Biz Türkçe'de çok üstünüz. Yok, var mı İngilizce'de? Öyle bir laf yok ha. Ne var ne yok, iyilik sağlık. Sen de şimdi Türkiye'de ne var ne yok? Sizin hemşehrinizi bilgisayarın başına oturtmuşlar. Demişler ki dünyanın en gelişmiş bilgisayarı. Ne sorarsan sor cevap verir. Biraz oturmuş, ne var ne yok yazmış, bilgisayar patlamış. Şimdi ben bu soruyu çok düşündüm Besim Bey. Böyle çok nötr bir soru sorduğum zaman size, bu defa ister istemez bu 1-2 hafta içerisinde sizi ne en fazla meşgul ettiyse, ne en fazla rahatsız ettiyse ondan başlayacaksınız diye şimdi düşündüm. Ben unuturum diye konuşmak istediğim bir konu var. Onu alayım. Sonra nasılsa vaktimiz bol. Ballas Küntay'ın geçen hafta ölüm yıldönümü. 22 sene evvel kaybettik. Ballas Küntay maalesef kendine bakmadı. Bir sürü hastalığı vardı. 65 yaşında öldü. Fakat müthiş bir adamdı Ballas Küntay. Müthiş. Herkesle dost. Çok sempatik. Tabii Ballas Küntay'ın önemi şuradan şey geliyor. Türk turizminin gerçek kurucusudur. Evet, daima söylersin. Evet. Bunu söylerim ben ama sadece ben söylerim. Çünkü Türkiye'de bir yanlış algı var. Turizm şimdi gelişti ya, zaten Türkiye'yi kurtaracak olan turizmdir. Bak söyleyeyim. Bu açığı kurtaracak olan dış bilmem ne diyor buna. Dış ticaret. Ödemeler dengesini düzeltecek olan turizmdir. Bir de turizmde komparatif avantajımız var. Yani bir sektöre girersin, komparatif avantajı olursa o sektörde. Yoksa satmakta güçlük çekeceğin bir mal, kalitesi ve fiyatını tutturamayacağın bir malı üretsen ne olur, üretmesen ne olur? Turizm öyle değil. Turizmde müthiş bir avantajımız var. Hem ülke olarak, tabiat olarak, işte tarihi yerler, güzellik, denizmeniz, hem de turizm personeli olarak. Yani housekeeping dedikleri o şeyi temizleyenden, garsonlardan, rehberlerden, acentelerden, otel yönetimleri hepsinde dünyada açık söylüyorum bir numarayız. Müthiş. Zaten Antalya'nın böyle müthiş müşteri çekmesi budur. Peki. Ballas Bey için. Şimdi şu. Ben geçen haftalarda biliyorsun Turgut Bey'i çok methettim. Hakikaten methedilecek bir adamdır Turgut Özal. Yani benim şimdiye kadar konuştuğum devlet adamlarının içinde söylediğimi anlayan bir tek o vardı. Bir de Adnan Kahveci vardı. Demir'le de çok konuşurdum. Bakardı anlar gibi görünürdü ama biliyorum ki söylediğimi anlamamış yani. Ama Turgut Özal müstesna bir adamdı. Sempatik bir adamdı. Bir de daha evvel söyledim. Onun bu başarılı, sempatik oluşu beni ılımlı Müslümanlığın lehine tutum takılmaya sevk etti. Yoksa ben ruhban sınıfının ne rezil sınıf olduğunu, bütün ülkeleri nasıl yok ettiğini, mahvettiğini bilen bir insanım. Ama kendime göre dedim ki bak bu adam da bir tarikat mensubu. Ama bak sempatik. İktidar olunca daha yumuşuyor, herkesi kucaklıyor. Biliyorsun. Bir de bilimsel gerçeklerden ayrılmıyor. Komünistleri bile o getirdi. Evet, 141-142'yi kaldırdı. Haydar Kurtuluğu, Nihat Sardan'ı onları yedi. Tamam da bu arada tabii turizm olunca da herkes Turgut Özal sayesinde diyor. Alakası yok. Ballas Küntay sayesinde. Şimdi ben rehber olduğum zaman bu hikayeyi tekrar
şey yapıyorum ama önem verdiğim bir hikayedir. 65'te rehberliğe başladım. O zengin Amerikalı turistler otobüse biniyorlar, el kondisyonu aç diyorlar, el kondisyonu yok diyor. Ulan ne diyor bu, dünyanın parasını veriyoruz diyorlar, isyan ediyorlar ya. Ben abi 65'ten itibaren ikide bir bakanları yakalıyorum, resepsiyonda şurada burada. Bağırıp çağırıyorum, lan şu el kondisyonu yasağını kaldırın, Allah belanızı versin. Yok abi, yok. Çünkü otobüslerde el kondisyonu yasak. Bulgaristan'da var, Yugoslavya'da var, Yunanistan'da zaten var. Neymiş? Azot gider. Yok. Ulaştırma Bakanlığı'nın karayolları bilmem ne tüzüğünde dingil ağırlığı varmış. 50 kilo mu 100 kilo mu geçiyormuş. He, o sırada abi, bilmem kaç ton geçen tırlar zırt pırt geçiyor. O 50 kilo 100 kilo için bunu koydurtmuyorlar. Hatta bir hikaye vardır. Yani onu da anlatmam lazım. Anlatmışımdır ama tekrar edeyim. 73 sonunda Orhan Birgit rahmetli oldu, değerli bir adamdı. MSP-CHP koalisyonunda Turizm Bakanı oldu ve hükümet sözcüsü oldu. Ve iki numaralı adam durumuna geldi. Yani Ecevit'in Safkoğlu gibi. O sırada benim kayınpeder Sabahattin Bey dedi ki, ya sen hep küfrediyorsun bu heriflere. Bu adam da benim yakın arkadaşım. Sana bir randevu alayım da git. Ben tabii dedim gitmem lan ben. Gideceğim orada gene eskisi gibi gerizekalarla uğraşamam. Yok dedi ya, no git. Peki dedi, gittik. Ankara'ya gittim şimdi. Tabii Orhan Bey bizi çok alay valayla karşıladı. Tabii Sabahattin Bey sayesinde. Ben başladım. İlk tabii el kondisyonu söyledim abi. Otobüste de el kondisyonu yok dedim ya. Ondan sonra başka 10-11 tane şey var abi. Telsiz kanunu var. Mesela yatı getiriyor arada. Yat limanda duruyor. Paris'e iş seyahatine gidecek. Gidemiyor abi. Pasaportuna yazmışlar, çıkış yapamıyor. Yatı da çıkarması lazım Türkiye'den. Ya böyle bir gerizekalılık var. Öteki telsiz kapı, bir sürü gerizekalılık var. Şimdi ilk bunu söyledim. Dedim ya beni fazla şey yapma. Yani oyalama, ben geldim buraya tamam ama bu meseleyi çöz dedim. Bir tane müsteşar yardımcısı çağırdı. Genç böyle kırmızı kafalı. Şimdi çok önemli bir mevkilere geldi. Üçümüz oturuyoruz şimdi. Anlat dedi bana. Ben anlattım. Önce tabii otobüs el kondisyonundan bakıyor. Diğerlerine sıra gelmiyor. Bunu tabii şikayet eder gibi söyledim. Karşımdaki bürokrat böyle bir kasıldı. Hani şeye bakar gibi yani. Bu heriflerin ne bok biliyor yani. Ne bilir bu adam gibi. Ha, bu olmaz dedi. Ne olmaz ya dedim. Bilmem ne talimatnamesinin tüzüğünün bilmem nesine göre olmak dedim. Bana bak dedim aynen böyle. Ne diyorsun sen ya dedim. Ne tüzüğü dedim. Değiştir tüzüğü dedim. Abi adam bize sinirlendi, kalktı gitti. Bakandan izin almadan da kalktı da gitti. Bakan da bana mahcup oldu. Yani bu hikayem de var. Tabii ben küfrederek döndüm Ankara'dan. Zaten Ankara'da küfretmeden dönmeye imkan yoktu o zamanlar 1980'e. Sene 1980 oldu. Şimdi bu biliyorsun 79 sonunda bir ara seçim oldu Kasım'da da Adalet Partisi açık farkla kazandı. Azınlık hükümeti kurdu 10 aylık hani 12 Eylül'den evvel. 12 Eylül'den evet. Biliyorsun bunlara atılmış büyük bir kazıktı. İşte 24 Ocak kararlarını yani, adamlar ekonomiyi düzelttiler. 12 Eylül hazırlıklı 2-3 senedir hazırlık yapmışlar darbe için. 12 Eylül'de el koydular. Ondan evvel Ecevit zamanında ekonomi mahvolmuştu. 24 Ocak kararlar. Ecevit hükümeti kadar beceriksiz bir hükümet dünya tarihinde yoktur. Hani ben İttihat ve Terakki diyorum Türkiye'ye verdiği zarar o politik. Ama ekonomik olarak da böyle bir beceriksizlik yani günlerce konuşurum adamların yaptığı salaklıklar yoktur. Onlardan sonra hükümeti kurdular. 24 Ocak kararları geldi. O çok önemli bir reformdur 24 Ocak kararları. Mart ayında bizim Allah rahmet eylesin yine ya, Atilla Tozkoparan vardı yönetim kurulu üyemiz, Barlas Bey'in yakın ahbabı. Tabii 2-3 senedir bu gidip buna okuyor, üflüyor. İşte turizmin şu eksikliği var, şu şeyi var falan filan diye. Derken bir Mart ayında büyük bir toplantı oldu. Geldi Turizm Bakanı Barlas Güntay, tombik böyle bir
şey gibi, Yunus balığı gibi çıktı ortaya. Çok sempatik bir adamdı. Dedi ki, ya siz şimdi bir sürü soru soracaksınız dedi. Ben dedi, şimdi dün yayınladığımız dedi kararnameyi anlatayım da ondan sonra sorun dedi. Adam kararnamede 13 madde koymuş, her şeyi çözmüş. Air condition'ı çözmüş. Bak, air condition'ı çözmüş. Bütün araziler ormanın, turistik tesis yapamıyorsun. O araziyi Turizm Bakanlığı istediği gibi kendi üstüne alabiliyor, onu da çözmüş. Belediyeler turistik tesislerin canına okuyor. Turizm merkezi yapmış, belediye giremiyor içine, karışamıyor. Bak burada öyle değil mesela. Burada turistik tesis yap, belediye gelir. En ufak bir belediye memuru, bilmem neyin eksik der, eksik olmasa bile, senin mutfağını kapattı kardeşim, kötü niyetinse. Neyse. 13 tane maddeyi çözmüş arka arka. Müthiş bir şey. E siz ne dediniz? Konuşacak bir şey kalmamış oluyor otomatik olarak. Sonra Barlas Bey'le ahbap oldum tabii. Sonra sordum buna. Ya dedim, bunu nasıl yaptın ya sen? Dedi ki, ya sorma dedi. Nasıl yapmış biliyor musun? Önce bu kararnameyi hazırlamış. Hiçbir bakana bir şey söylememiş. Çünkü diğer bakanlar kıskançlık. Mesela orman verir mi arazisini? İmza atar mı? Ulaştırma, air condition'ı kaldırır mı? Hepsi, çünkü burada da öyledir. Bütün burada bakanlıklar birbirlerini engellerler. Aralarında müthiş bir kuvvet ve kıskançlık mücadelesi vardır. Yani etkiyi genişletmek, imparatorluğu genişletmek. Evet. Maddi manevi tatmin. Dedi ki, hazırladım dedi kararnameyi dedi. Baktım dedi, bir gün çok yoğun bir şey var. Gündem var bakanlar kurulunda dedi. Millet saçını başını yolluyor dedi. Ben gittim dedi hemen Süleyman Bey'e, oturduğu yerde imzalattım dedi. O da okumak dedi yani. Onun imzasını göre bakanlar getirdi, imzaladı. Ondan sonra dedi, masayı dolaştırdım, çabuk imzalayın, bak işimiz var dedim dedi. O bakanların hiçbiri okumadan onu imzalamış. Başbakan da imzalayın. Başbakan da imzalamış. Ertesi gün yayınlanınca bütün bakanlıklar ayağa kalkıyor. Şimdi kimler karışıyor bu turizme biliyor musunuz? Ulaştırma karışıyor, orman karışıyor, tarım karışıyor, belediyeler karışıyor, içişleri karışıyor. Hepsini Turizm Bakanlığı'na toplamış. Türkiye'de turizm ondan sonra başladı. Yani Mart 1980'dir. Ondan iki sene sonra askeri idare bunu kanun haline getirdi. Ama aynı şeyi aldı, onu kanun yaptı. Bugün turizm varsa Türkiye'de, bu sayede var. Sen şimdi Antalya'da bu güzel otelleri görüyorsun, değil mi? 5-600 bin 5 yıldızlı yatak var. Eskiden hiçbir otel yoktu sahilde. Ya air condition yoksa nasıl orada otelde kalırız? Bir tek Antalya'da Talya Oteli vardı Koç'un yaptığı. O da şehrin içinde, falezin üstündeydi. Yani Barlas abi müthiş bir adamdı ve onun zaten olay öyle. Bir şey yaparsın, çalışmana gerek yok. Gerisini başkaları yapar. Mesela Türkiye'de bugün özel hastaneler çok başarılı. Dünya gözlü şudur budur. Kimin sayesinde? Rahmetli Özal sayesinde. İşte şeyi değiştirdi bir vergi meselesini bu hastanelerde. Bir izin meselesi, basit bir değişiklik yaptı. Türkiye'de bir sürü iş adamı var, bir sürü ihtiraslı doktor var, bir şeyler var. Kimi batıyor, kimi çıkıyor ama sonuçta biz mesela sağlıkta göreceksiniz önümüzdeki, zaten biliyorsunuz yani 3-5 sene içinde daha da üst mevkiye geleceğiz. Avrupa'da sağlık yavaş yavaş çöküyor. Yavaş yavaş çöküyor. Ama bu pandemiden sonra muhtemelen onlar da bir reform yapmak zorunda. Hayır yapmazlar. Avrupa'dan ima reform yapmazlar. Avrupa reform yapmaz. Şimdi bu durumda Türkiye'de ne oluyor sorumu cevaplandıracak mısınız yoksa Cem Bey'e mi sormam lazım Türkiye'de. Ki taze... Cem Bey'e soracaksın. Abi. Herkesin bir ihtisas şeyi var. Ben geçmişten bahsediyorum. Evet. Gelecekten genç adamlar bahsediyor yani. Muhtemelen şimdi siz ya öfkelenip ya itiraz ederek konuya dahil olursunuz. Tamam Cem Bey. Ha, bir şey söyleyeceğim. Top yani, size döndü. Bir şey söyleyeceğim. Çok tartışmalar oluyor ya şimdi. Yangındı, şuydu, buydu. Orada bir yerde Turizm Bakanı haklı. Orman arazilerinin Turizm Bakanlığı'na tahsis edilmesi istediği zaman yani 1980'de rahmetli şeyin Barlas Gültay'ın şeyinde vardı. Aynı maddedir. Yeni bir şey değil bu. Yeni bir şey değil ama
yeni kanun yapılınca içine konduğu zaman bilmeyenler onu yeni zannediyor. Anlatabiliyor muyum? Bu yeni kanunda... Evet, yeni kanundaki şey eskiden de vardı yani. Onu bir kere hakkaniyetli olmak için söylüyorum. Yani bu hükümetin bu yangınlarda şurada burada yaptığı beceriksizlikleri bile görüyor zaten. Ama o zaten muhtemel değildi Besim Bey. Aynı gün yani yahut da yangınların birinci, ikinci günü çıktı bu haber. O gün yapılmış gibidir. Bilmiyorum. Böyle bir şeyi yani ama bir bildiğim şey bilmiyorum, var. Bilmiyorum, Cem Bey bir şey de yazmış olabilir. Turizm Bakanlığı'nın bu yetkisi o zaman verildi. 1984. Evet. Cem Bey. Ama şimdiki rejimde tek kişi diye bağlandı. Bu evet. Kararname. Zaten Cumhurbaşkanı dedi, ben böyle bir yetki vermedim dedi. Evet. Cumhurbaşkanı'nın bu savunması bile beni ürpetti. Tabii. Yani sordular bunu, evet, keyfiliği aslında kendi itiraf etmiş oldu. Vermedim kardeşim ben böyle bir yetki diyor. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Yani dediğiniz gibi aynen, isterim veririm, isterim vermem ama vermedim. Yani bu kadar keyfi.